Cumhuriyet 100 yaşında. Bilindiği üzere Cumhuriyet, devletimizin hanedanlarla yönetimi yerine, Türk milletinin kendi seçtikleriyle yönetildiği dönemin adıdır. Türk milleti 4000 yılı aşkın bir süredir hiç devletsiz kalmamıştır. Çünkü Türk tarihinde hanedanların değil, devletin devamı esastır. Osmanlı Devleti'nin resmi adı Devlet-i Aliye Osmaniye olsa da, kısaca Devlet-i Aliye, yani Yüce Devlet manası ve mefhumunda kendini isimlendirirdi. İşte Türk devlet anlayışının özgürlük, yükselme, yücelme aşkı ve niteliği bayraklarına dahi işlenmiştir. Avrupa Hun İmparatorluğu'nun bayrağında taçlı kartal. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun bayrağında iki başlı kartal. Gaznelilerde göklerin hilali. Ak Hun İmparatorluğu'nun bayrağında üç yıldız. Hazar İmparatorluğu'nun bayrağında beş yıldız. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bayraklarındaysa yücenin, ahlakın, imanın iki sembolü. Ayla yıldız bir arada bulunmaktadır. Devletin devamlılığına verilebilecek en somut örnek, İstanbul işgal edilip Osmanlı Meclisi dağıtıldığında mecliste görüşülen kanun teklifiyle Ankara'da 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında ilk görüşülen kanun teklifinin aynı olmasıdır. Yani işgale, yok edilmeye, parçalanma tehlikesine rağmen milletin iradesi tekrar hakim kılınarak bırakılan yerden devam edilmiş, hukukun ve halkın iradesinin üstünlüğü meclisin açılışıyla tekrar kurulmuş, İstiklal Harbi ile vatan ve devlet kurtarılmıştır. Hanedanlık dönemleri çoğu zaman hanedan isimleriyle ayrı bir devlet gibi yorumlanmıştır. Ancak hangi hanedan ismiyle isimlendirilirse isimlendirilsin, kurucu asli unsur her zaman Türk milleti olduğu gibi devleti de Türk devletidir. 1923'ten itibaren değişense tarih boyu yaşanan bu gelenekten farklı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Anadolu ve Rumeli'nin birlikteliğinde milli devlet anlayışıyla milli devleti kuran asli unsurun ismiyle kurulması olmuştu. Cumhuriyetimizin kurucusu ve kurtuluş mücadelesi veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de Türk tarihindeki farklılığı ve büyüklüğü de milletin iradesini üstün kılma anlayışından kaynaklanmaktadır. Onun için Türkler bu anlayış ve iradeyle dünya sahnesinde yüzyıldır devletlerine her halükarda sahip çıkabilmiştir. Yüzyıldır olduğu gibi bundan sonra da ilelebet devletimizin ismi Türkiye Cumhuriyeti, bayrağı Türk bayrağı, vatandaşlığı Türk vatandaşlığı, ordusu Türk ordusu olacaktır. Atatürk'ün Türk tarihine bıraktığı en büyük mirası da budur. Nitekim bu kimlikle dünya sahnesinde yer alan Türk milleti, kısa zamanda bölgesinin en fazla üretim yapan, en zengin, eğitim seviyesi en yüksek ve en güçlü devleti olmuştur. Türk milleti, kendi iradesiyle seçtiklerinin ilanıyla tesis ettiği Cumhuriyet rejimiyle bu başarıyı sağlamıştır. Son yıllarda yakın ve uzak çevremizde çıkarılan savaşlar, isyanlar, belirsizlikler, terör ve katliamlar ve benzeri olaylar, Türkiye'nin çevresinde örülmek istenilen istikrarsızlık ve tehlikeleri daha da iyi idrak etmemizi sağlamıştır. Tarih boyu söz konusu olan vatansa hiçbir zaman korkmadık. Bu sebeple ilan ediyoruz ki 100 yıldır buradayız. Bir yere de gitmiyoruz. Bu vatanı kanımızın son damlasına kadar muhafaza edecek, her açıdan yükseltecek iradeyi kıyamet gününe kadar göstereceğiz. Bizler evladı Fatihan yadigarı Rumeli kanaat önderleri olarak Cumhuriyetimizin değerleriyle 100. yılına ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu milletimizle paylaşıyoruz. En büyük ihtiyacımız ülke için, devlet için bir araya gelebilmek. Rumeli kanaat önderleri örneğinde olduğu gibi birlikte yürüyebilmek. Tarihten bugüne Rumeli Anadolu'suz, Anadolu Rumeli'siz var olamamıştı. Biz
Anadolu ve Rumeli ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Her şey Türkiye için. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Türk Milleti ve Türk Devleti. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Rumeli Kanaat Önderleri.